değerli basın ve değerli kamuoyu. Bugün çete tarafından, çeteler tarafından katledilen evlatlarımızın, bebeklerimizin hesabını sormak için Cumhuriyet Halk Partisi olarak buradayız. Milletvekillerimizle, parti meclis üyelerimizle, il yöneticilerimiz, ilçe başkanlarımız, kadın kolları, gençlik kolları başkanlarımız, üyelerimiz, yöneticilerimiz ve gönüllülerimiz ve Türkiye'de adalet için, bebeklerin hakkı için, işçilerin, kadınların, kız çocuklarının, çocukların hakkını, adaletini savunmak için gönül veren halkımızla birlikteyiz. Tüm hemşehrilerimizle birlikteyiz. Evet, günlerdir konuşuluyor. Bir çete, 47 kişiden oluşan bir çete yıllardır bebekleri, yeni doğmuş bebeklerimizi, masum bebeklerimizi annelerimizin 9 ay karnında taşıyarak bin bir acıyla doğum yaptığı bebeklerimizi kar amaçlı daha fazla para kazanabilmek için işbirliği yaptığı özel hastanelerle birlikte katletti. Bugün biz şunu biliyoruz. Bu düzen yıllardır işliyor. Yıllardır özel hastaneler sermayeye daha fazla kaynak aktarmak için kurulan özel hastaneler bir takım şirketlere, kişilere servislerini kiraya vererek sağlık hizmeti veriyorlar. Sözde sağlık hizmeti. Bugün yeni doğan bebeklerimizin, çocuklarımızın maruz kaldığı bu çete 47 kişiden oluşan ve 112'de çalışan birkaç tane çalışanın da dahil olduğu çete tarafından işletilen özel hastanelere yönlendirilerek güya tedavi edilmek adı altında ölüme gönderiliyorlar ve bu vesileyle de bizim kaynaklarımız bu çetelere aktarılıyor. Sermayeye aktarılıyor. Burada bu bebeklere doktorların, yeni doğan uzmanlarının bakması gerekirken 24 saat uzman tarafından göz altında, tedavi altında bulundurulurken maalesef sadece hemşireler tarafından bakılıyor. Güya tedavi ediliyor. Kullanılması gereken ilaçlar daha fazla kar amacıyla, para hırsıyla dışarıda satılıyor. Hemşireler bakıyorlar. Bu işi uzmanı olması gerekirken, uzman hekim, neonatoloji uzmanı olması gerekirken hemşireler bakıyor. Özel olarak beslenmesi gerekirken beslenemiyor. Birinci derece yoğun bakımken üçüncü derece gösteriliyor. Ve tüm bunlar Sağlık Bakanlığı'nın gözleri önünde, Sağlık Müdürlüğü'nün gözleri önünde oluyor. Ve SGK'nın gözleri önünde oluyor. Fakat yıllardır bu düzen işlerken ve bugün iddianameden gördüğümüz gibi Sağlık Müdürlüğü'nün yetkililerinin bizim önceden bundan haberimiz oldu. Gittik baktık fakat bekledik. Bir isimsiz CİMER ihbarına kadar beklendiğini ihbarların kendilerinin itirafları vardır. Dönemin sağlık müdürü, sayın şu anki sağlık bakanı buna göz yummuştur. Bu katliam, bu bebeklerin göz göre göre ölüme gönderilmesi sağlık müdürlüğünün, sağlık bakanlığının gözleri önünde göz göre göre olmuştur. Bebeklerimiz göz göre göre ölüme gönderilmiştir. Biz ve bu olay anlaşıldıktan sonra da bu hastaneler hala hizmet vermeye devam etmiş ve bebeklerinde yine
bu şekilde hayatını kaybetmesine, katledilmesine göz yummuştur. Biz bugün burada toplandık. Bu bebeklerimizin hakkını savunmak için toplandık. Sağlık Müdürlüğü'nden randevu istedik, görüşmek istedik. SGK'dan randevu istedik, görüşmek istedik. Maalesef kaçtılar. Kaçtılar. Milletvekillerimizle birlikte bu olayın üzerine düşmemiz, bu olayı takip etmemiz maalesef kendilerini rahatsız etti. Evet, biz şurada tespit edilen 10 bebeğimizin hayatını kaybetmesinden dolayı üzüntümüzü ifade ediyoruz. Fakat şunu soruyoruz, bu sadece 10 bebekle mi sınırlıdır? Yıllar içinde kaç bebeğimiz hayatını kaybetmiştir, sağlığını kaybetmiştir ve bugün sakat kalan bebeklerimiz çok büyük sağlık sorunlarıyla uğraşmak zorunda kalmışlardır. Bizler acılı ailelerimizin, hayatını kaybeden, sakat kalan bebeklerimizin bugün burada sözcüsüyüz. Adalet istiyoruz. Adalet. Adalet. Hak, hukuk, adalet. Bugün baktığımız zaman bu sermayenin, bu özel hastanelerin yandaş sermayeye kamudan kaynak aktarmak üzere oluşturulmuş olan bu sağlıkta özelleştirmenin ortaklarından bir tanesinin de eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu olduğunu, bir hastane sahibi olduğunu maalesef üzülerek öğrendik. Bakan istifa! Bakan istifa! Bakan istifa! Bakan istifa! Bakan istifa! Özel hastaneler patronu Fahrettin Koca'yı bu ülkeye sağlık bakanı yapanlara yuh olsun, yuh olsun, yuh olsun. Bugün karşı karşıya kaldığımız bu cinayetler, bu 10 bebeğin kaybı buzdağının görünen bir yüzüdür. Bu katliamlar zinciri sağlıkta çeteleşmenin, sağlıkta özelleştirmenin, sağlıkta ticarileşmenin ve insan sağlığını piyasa koşullarına, ticarete bir meta olarak ortaya koyan sağlık politikalarının ve bu politikaların yürütücüsü olan AKP'nin eseridir. AKP'nin. Bugün İstanbul'da özel hastane sayısı kamu hastaneleri sayısının 2 katı. Bugün İstanbul'da yatakların, normal yatakların %35'i özel hastane yatağı. Ve tüm Türkiye'de yeni doğan yoğun bakım yatakları yarıdan fazlası maalesef özel hastanelerde. Biz diyoruz ki bu çeteler var, bu çete var. Sonuna kadar da cezalandırılması gerekir. Ama esas olan sivrisinekleri öldürmek değil, bataklığı kurutmaktır, bataklığı kurutmak. Kamulaş.
kaldırılmalıdır. Acilen kamulaştırılmalıdır. Bugün bu katilleri ortadan kaldırmak için. Bugün bataklık sağlıkta özelleştirmedir. Bugün bataklık sağlıkta dönüşüm adı altında bir ulusun 85 milyon insanın sağlığını, can güvenliğini, sağlık güvenliğini sermayenin kar hırsına emanet eden bu özelleştirmeci sağlık sistemidir. Bugün biz diyoruz ki eğer bu şekilde devam ederse, bu sağlık sistemi bu şekilde devam ederse, bugün yeni doğan çetesi yarın yetişkin yoğun bakım çetesi, yarın öbür gün kardiyoloji servisi çetesi ve tüm sağlık paydaşlarında türemiş bir takım çetelerin kurbanı olmaya devam edeceğiz. Biz onun için diyoruz ki sağlıkta kamucu her vatandaşımız için eşit, nitelikli ve ulaşılabilir ücretsiz sağlık hizmeti olmazsa olmazdır. Bu şekilde devam edersek bebeklerimiz, yetişkinlerimiz, yaşlılarımız, hepimiz gençlerimiz maalesef sağlığımızı yitirmeye ve ölmeye, çetelerin kurbanı olmaya devam edeceğiz. Biz bu süreçten Sağlık Bakanlığı'nı sorumlu tutuyoruz. Burada 8 yıl İl Sağlık Müdürlüğü yaparak bu uygulamalara göz yuman dönemin İl Sağlık Müdürü, bugünün Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu sorumlu tutuyoruz. Sorumludur. Sorumludur. İstifa etmelidir. Sağlık Bakanı, bu Sağlık Bakanı'na bu Sağlık Bakanı'na halkımızın sağlığı emanet edilemez. Edilemez. İstifa etmelidir. Bugüne kadar özel hastane patronlarıyla sağlığı yöneten AKP istifa etmelidir. AKP yönetimi istifa etmelidir. Hükümet istifa etmelidir. Ve bir şey daha var. Yıllardır bu ülkeyi tek adam rejimiyle yöneten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan istifa etmelidir. Bu ölümlerin sorumlusudur. Bu katliamın sorumlusudur. Bebek ölümlerinin, kadın cinayetlerinin, çocuklarımızın, kızlarımızın ölümünden sorumludur. Emekçilerimizin ölümünden sorumludur. Bugün eğer Soma'da 301 madencimiz sadece iş sağlığı güvenliği önlemleri alınmadığı için ölmüşse bundan sorumludur. Bütün emekçilerimiz, bugün madencilerimiz can güvenliği altında çalışamıyor ve hayatını kaybediyorsa, bu ülkede binlerce emek cinayeti işleniyorsa sorumludur. Bu katliamların sorumlusu bellidir. Bu katliamların sorumlusu AKP'dir. Onun genel başkanıdır. Şu anki tek adam rejiminin sahibi olan Recep Tayyip Erdoğan'dır. Cumhurbaşkanıdır. Ve AKP bakanlarıyla, cumhurbaşkanıyla istifa etmelidir. İstifa. Hastanede çalışan doktora, sağlık çalışanları. Biz Hesap verecek. AKP onda hesap verecek. Yüz verecek. Hesap verecek. AKP onda.
bebeklerimizin hakkını sonuna kadar savunacağız. Sonuna kadar bu davanın takipçisi olacağız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, meydanlarda, her alanda bebeklerimizin adaleti için buradayız. Evet, çözüm diyoruz. Çözüm, sağlıkta özelleştirme değil, kamucu bir bakış açısıyla halkın sağlığı için her bireyin ücretsiz, nitelikli, ulaşılabilir ve eşit sağlık hizmetine, kamusal sağlık hizmetine ulaşmasıdır. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bebeklerimizin hakkını savunurken bugün bu kötü ve bu katliama zemin hazırlayan, şu anki kapatılan özel hastanelerin bir an önce kamulaştırılarak kamu eliyle işletilmesi ve halkımıza, hemşehrilerimize hizmet vermesini talep ediyoruz. Bunu bir an önce talep ediyoruz. Evet, sayın basın, sayın kamuoyu, ben burada bu çetelerin, bu kötü niyetli insanların yanında bizleri hayata tutunduran, sağlıklı olmamız için gece gündüz çalışan, büyük bir fedakarlıkla sağlık hizmeti veren doktorlarımızı, hemşehrilerimizi, sağlık emekçilerimizi de kendilerine teşekkür etmek istiyorum. Bu çeteler AKP'nin yandaş sermayesi tarafından beslenen, büyütülen bu çeteler doktorlarımızı, sağlık emekçilerimizi kirletemezler, lekeleyemezler. Sağlık emekçilerimiz her zaman bizim yanımızdadır. Bunu biliyoruz. Biraz önce kendileri buradaydılar ve bu taleplerini kendilerine ifade ettiler. Bizler sağlık ordumuzla, kamusal özlük haklarıyla çalışan ve garanti ücretle çalışan bir sağlık ordusu ve sağlık hizmeti personeliyle bu ülkeyi adaletle yöneteceğiz. Ve tüm vatandaşlarımız için sağlıklı, uzun ömürler yaşaması için elimizden gelen tüm düzenlemeleri yapacağız. Evet, bugün il yöneticilerimizle ilçe başkanlarımızla, kadın kolları, gençlik kolları başkanlarımızla, parti meclis üyemiz Sayın Berker Esen, Sağlık Komisyonu Başkanımız, Bursa Milletvekilimiz Kayahan Pala, Uşak Milletvekilimiz Ali Karaoba, Ankara Milletvekilimiz Aylin Yaman, Samsun Milletvekilimiz Murat Çam, Ordu Milletvekilimiz Mustafa Adıgüzel, İstanbul Milletvekilimiz Gamze Akkuş İlgezdi, Yüksek Disiplin Kurulu üyemiz İsmail Emre Telci,
İstanbul il yöneticilerimiz, gençlik kolları, kadın kolları, başkan ve yöneticilerimiz, üyelerimiz, sağlıkçılarımız, sağlık komisyonu üyelerimiz, hepimiz buradayız. Ve son söz olarak şunu söylüyoruz. Çeteler gün gelecek, devran dönecek. Çeteler ve bu çetelere zemin hazırlayan AKP hesap verecek. Evet, verecek.